Gel ortaya bulalım. Ya düş. İbrahim abi kaç dedik en son? Lifebox aynen böyle bir şey. Telefonun başına bir şey gelse bile fotoğraflarını, videolarını, rehberini saklayan bir şey. Lifebox telefonun başına gelebilecek en güzel şey. Lifebox indirin, ücretsiz saklama alanınızı hemen kullanmaya başlayın. Bugün 4 Aralık Maden Dünyası programıyla karşınızdayız. Ben Ali Çağatay. Maden Dünyası programında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer'le konuşacağız. Bugün aynı zamanda Dünya Madenciler Günü. Türkiye Dünya Madenciler Günü'nde bir kez daha hatırlatmak gerekir ki pek çok cevherde, pek çok madende büyük ölçekte bağımlı durumda. Pek çok madeni içeride üretme imkanımız olduğu halde üretemiyoruz. Ölçek ekonomisine uygun olarak üretemiyoruz. Ve bu yüzden de cari açığımız katlanarak gidiyor. Kaba bir hesapla söylemek gerekirse Türkiye'nin bir yılda dışarıdan ithal ettiği cevher miktarı 20 milyar dolar civarında. Doğalgaz ve petrolü bunun dışında tutuyoruz. Eğer sadece bu madenleri üretebilsek 20 milyar dolar daha az cari açık veririz. Türkiye bu yılı 46 milyar dolar ya da biraz daha altını bir cari açıkla kapatacak. Yarısını karşılayabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Elbette bugünden yarına olabilecek bir şey değil ama yılların problemi var ve yılların problemi bir türlü giderilemediği için biz hala 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dışarıdan kurşun, nikel, çinko, bakır ve demir gibi cevherleri alarak içeride işleyip sanayimizi güçlü tutmaya çalışıyoruz. Ve konumuza dönüyoruz. Hoş geldiniz Aydın Bey. Hoş bulduk Aydın. Ne diyorsunuz? Şimdi ben bu rakamları bugün tekrar bir gözden geçirince çok üzüldüm şahsen. Yani kurşun, nikel, çinkoda %100 dışa bağımlıyız. Alüminyumda %87 dışa bağımlıyız. Bakırda %68 dışa bağımlıyız. Demirde %64 dışa bağımlıyız. Kömürde %66 dışa bağımlıyız. Toplamı 20 milyar dolarlık bir değer anlamına geliyor. Biz zaten çok kıt kanaat yaşayan bir ülkeyiz yani kendi imkanlarımızla. Bunları içeride üretmeye başlasak ya da başlamış olsaydık şu anda belki bunları konuşmak durumunda kalmayacaktık. Ve Türkiye cari fazla veren bir ülke durumuna bile gelebilir. Petrol ve doğalgazı katmıyorum çünkü topraklarımızda yeterli petrol ve doğalgaz yok. Ama diğerleri var ve çıkaramıyoruz. Neden? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi sanayimizin ihtiyacı olan bu ham maddeleri bizler yurt dışından büyük miktarlarda ithal etmek zorunda kalıyoruz. Halbuki rezervlerimiz var. Biraz önce bahsettiğiniz bakır, kurşun, çinko, alüminyum bunlarda rezervlerimiz söz konusu. Ancak bu rezervlerimizi yeryüzüne çıkartmamız gerekiyor. Evet. Burada üretim artışına geçmemiz gerek. Tabii üretim dediğimiz zaman madenler devlete ait yeraltı kaynakları. Dolayısıyla bunların izin süreçleri söz konusu. Bizler bir madeni işletebilmek için tabii ki önce aramalarını yapıyoruz. Madenin nerede olduğunu tespit ediyoruz. Sonra bu tespitlerden sonra birçok bakanlıktan ve kurumdan, neredeyse 26'ya yakın kurumdan izinler alarak biz bu çalışmaları yürütebiliyoruz. Tabii bu izin süreçleri uzadığında tabii madenciliğe de teşvik anlamında son 2-3 yıla kadar çok büyük destekler olmaması dolayısıyla bizlerin süreçlerin uzaması nedeniyle üretim artışına geçemiyoruz. Yine kömürde biraz önce bahsettiğiniz gibi 4,5-5 milyar dolara yakın sadece kömür ithalatımız var. Halbuki kendi kömür rezervlerimiz de söz konusu. Bunları gün yüzüne çıkarabilirsek, alüminyumda yine biraz önce söylediğiniz gibi dışarıya yine bağımlıyız. Bununla ilgili de bakanlığımız yeni bir ihaleye çıktı. Bu ihale yani arama sondaj ihalesi. Şöyle ruhsatın artık yeri tespit edilmiş Muğla bölgesinde. Bunun özel sektöre verilmesi ve işletilmesiyle alakalı. Bunu da çıkan ürünün zenginleştirilmesi yani işleme tesisinin de kurulmasıyla şartı ile ihale edilen bir süreçteyiz.
O da gündeme geliyor şu anda. Önümüzdeki dönemde de madenlerimizin daha çok işletilmesine yönelik hem kamunun hem özel sektörün birlikte çalışarak yasalarımızı da üretime odaklı, yerli üretime odaklı uygun hale getirirsek daha çok üretim yaparak dediğiniz gibi bu cari açığı kapamakta çok ciddi bir sektörüz aslında. Biz rakamlara baktığımızda, ihracat rakamına baktığımızda 5 milyar dolara yakın bir ihracatımız var madende. Ancak biz net ihracat diyoruz buna. Çünkü hiçbir ithal girdisi olmadan üretim yapılan bir sektör. Dolayısıyla bunun etkisi diğer 20 milyar dolar ihracat yapan sektörlerle eş derecede bir sektör. Ama bunun yanında iç piyasa ve etki ettiğimiz diğer sektörler, bizden ham madde temin ederek farklı ürünler oluşturan seramik, çimento, cam ve diğer sektörler, demir, çelik, bunları da kattığımızda aslında bizim madencilik sektörünün 30-40 milyar dolara yakın bir etkisi söz konusu. Tabii burada gayri safi milli hasılada da %1,5'luk gibi bir payımız gözüküyor. Ama aslında bizim bu entegreleri de koyduğumuz zaman madenciliğin payının çok daha yüksek olduğu söylenebilir. Bunların da ileriye doğru hesaplanarak aslında madenciliğin hak ettiği yere gelmesini sağlayacak oranları da doğru objektif olarak ortaya koymak zorundayız. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla değil, gerçek bu, ne yazık ki kabul etmek zorundayız. Türkiye'de maden ruhsatı alabilmek son derece zor. Yavaş yavaş gelişen ve daha hızlanan bir süreç görüyoruz, umut verici. Ama belli ki şu biraz önce saydığım dışa bağımlılık oranlarımızı düşündüğümüzde madenlerimizi neredeyse hiç çıkarmamışız, dokunmamışız yer altında olanları. Orada devletin, hani yerin altı devlete ait olduğu için işletme ruhsatları devlete ait. Evet. Devlet o konuda yavaş davrandığı için özel sektörde kolay yapabileceği işlere yöneliyor. Çok doğal. Yani hani neden meşakkat çekerek bir yatırım yapabilirsiniz ki? Neden daha kolay para kazanma yolları varken daha zor yolları tercih edebilirsiniz ki? İnsanın doğasına aykırıdır bu. Burada yapılması gereken çok basit bir şey var. Kamuyla özel sektörü yan yana getirip iki özdeş kuruluş gibi birlikte hareket etmelerini sağlamaktır. Maden tetkik aramayla madenciler ya da maden ihracatçıları ya da maden sanayicilerinin bir araya gelmesi lazım. İki paydaş gibi davranmalar lazım. İki hasım gibi davranıyorlar. Yani maden tetkik aramanın görevi madencilere o madeni çıkarttırmamak, madencilerin görevi de o madeni ve maden tetkik aramanın elinden almak. Böyle bir savaş var ve biz bu savaştan bir türlü galip gelemiyoruz. Şunu soracağım, uzattım biraz, kusura bakmayın. Acaba mesela yurt dışına açılıp oralardan madenler satın alarak hünerlerinizi göstermeniz daha doğru olabilir mi? Tabii bu da büyük bir finansman gerektirir, onu da biliyorum ama tabii. Madem burada yapamıyoruz, bari dışarıda yapmayı denesek. Şöyle, biz Türkiye'de de yapabiliriz bunu, yapacağız da. Çünkü bunlar bizim kendi yerli milli kaynaklarımız. Yeni dönemde artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu işlemlerin daha hızlı olacağını düşünüyoruz. Umuyoruz. E-Maden projesi var bakanlığımızın. E-Maden projesi dediğimiz izinlerin, taleplerin, ruhsatların internet üzerinden sisteme girilerek, kontrollerinin yapılarak kime ruhsatların verileceği anlamında daha hızlı bir sürece girecek programların yazıldığı ve bunların da önümüzdeki dönemde artık kullanılarak daha hızlı süreçlerin ilerleyeceği bilgisini biz hükümetimizden alıyoruz, bakanlığımızdan. Bu yeni hükümet sisteminde de bu uygulamaların biz şunu talep ediyoruz. Bir süreyle sınırlandırılması, 15 günle 30 gün arasında bu izinlerin, orman izni de dahil buna, çıkması anlamında bir süre sınırlaması konulursa madenci de yapacağı yatırımın yapabilecek mi yapamayacak mı sonucunu bir an önce almış olur. Çünkü madenci bir an önce işlemlerini tamamlayıp yatırımlarını ona göre yönlendirmek istemekte. Her şirketin isteyeceği gibi. Dolayısıyla bizler bu süreçlerin artık günümüz çağındaki bilgi çağı, bilgi akışını da kullanarak daha hızlı sürede bizlere verilirse biz yurt dışındaki madenlerle ilgileneceğimize kendi madenlerimizi çıkartabiliriz. Böylelikle
ülkeye daha çok döviz ve sanayimizin kendi iç piyasamızdaki diğer sanayilerin ham maddesini çok rahatlıkla sağlayabiliriz. Ama tabii bunları yapmak çok kısa süreçler değil. Hemen bugünden yarına olabilecek şeyler değil. Ancak bu başladığı takdirde madenlerin üretilmesi hedef olduğunda ve bu süreçlerin kısaltılması yönünde hükümetimiz tarafından da daha hızlı hareket edildiğinde inanıyorum ki Türkiye'de bizler madenciler madenleri çıkarmak anlamında hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz. Şimdi izleyici de bize katılıyor. Çorum'da keşfedilen yeni bir bakır yatağından bahsediyorlar. Yüksek rezerve sahip olduğu söyleniyor. Tabii tenoru konusunda bilgimiz yok. Düşük tenorlu bir bakır madeni ise çok fazla sevinmemiz gerekmiyor. Fakat diyorlar ki bu bakır madeni sayesinde dışa bağımlılığımız azalacak mı? Azalamaz. Şu sebepten azalamaz. Türkiye'nin yıllık bakır cevheri ihtiyacı, ya yarı işlenmiş ya da cevher olarak 450 bin ton. Biz bunun sadece 280 bin tonunu içeride üretiyoruz. Dolayısıyla geri kalanını, yarıya yakınını dışarıdan alıyoruz. Bu bulunan maden yatağının bu ihtiyacın tamamını karşılayabileceğinden emin değiliz. Öylesi tweetler var, diyorlar ki işte artık bağımlılık bitecek. Hı hı. Keşke öyle olsaydı, keşke öyle kolay olsaydı. Yani bir anda birdenbire bitirme imkanımız olsaydı. Bu madenle ilgili bilginiz var mı? Tabii şöyle, maden bulunduğu zaman, tabii bulunduğu an hemen tabii ki bu sanayiye ham madde olarak geçemiyor. Bunun yatırımlarının yapılması çok ciddi rakamlar söz konusu. Dolayısıyla bu yatırımları yapmak, bu ürünü yeryüzüne çıkartmanın ön hazırlıkları bile bir süreç alacak. Tabii. Dolayısıyla şimdi Kastamonu'da mesela bir bakır madeninin şu anda deneme üretimleri yapılıyor ama yıllardır oraya yatırım yapılıyor. Kaç yıldır mesela devam ediyor bu çalışma? Orası 3-4 yıldır, 5 yıldır çalışması sadece devam ediyor. Sadece hazırlık olarak. Tabii hazırlık, madenin tespiti, rezervleri ve şu anda da üretim aşaması ve onu üretmek için oraya kurulan tesisin hazırlığı. Dolayısıyla bunların Çorum'daki hepsi, maden için de daha hani üretime başlayacağız dememiş şey, için evet, bir 5 senemiz olabilir. 3-4 sene, 5 sene gibi bir zaman gerekli. Tabii ki bu bunlar yapılacak. Bizler tabii ki bu 3 sene, 5 sene, 2 sene yatırım süresi var diye geri durmayacağız. Biz bu madenleri tespit edeceğiz, bulacağız ve ondan sonra da bunların üretimi için tesislerin ve ocakların açılması yönünde hareket edeceğiz. Peki, bakırın tenoru %2'ymiş. İyi mi sizce %2? Zayıf. Tabii o kadar şey değil. Onu çok verimli değil. Evet. Evet. Onu yani izleyici şu anda ekrandan evet, alkışlıyor falan da işte o kadar değil yani. Şimdi karşımızda bir madenci var ve biliyor bu işleri. %2 tenorlu ve rezervin de tahmini rezervden bahsediyoruz. 2.7 milyon ton. Çok yüksek olmadığını da söyleyebiliriz. Türkiye'nin ihtiyacını söyledim. Yarıdan fazlasını dışarıdan ithal etmek durumunda kalıyoruz ki evet, bizim daha çok bakır madenleri bulmamız ve daha çok madeni işlevsel hale getirmemiz gerekiyor. Şunu soracağım Aydın Bey. Hangi madenlerde mesela var biliyorsunuz, hı hı, ama işletme maliyetleri dolayısıyla bugüne kadar faal hale geçirilememiş. Fakat faal hale geçirildiği zaman bizim bağımlılık oranlarımızı bir miktar aşağı düşüreceğini bildiğiniz madenler konusunda birkaç şey söylemenizi istiyorum. Yani kurşun nikel, çimen, kurşun nikel, krom ve benzerleri için. Evet. Tabii şöyle, hemen ilk başta kömürden bahsedelim. Evet. Kömür rezervleri Türkiye'de var. Enerji içinde kullanıyoruz bildiğiniz gibi. Dolayısıyla öncelikle 5 milyar dolara yakın olan bu kömür rezervlerinin üretiminin arttırılması gerekiyor. En önemlisi bu. Daha sonra bu enerjiye sağladığı için alüminyumla ilgili önümüzdeki dönemde dediğim gibi bir şey süreci var. İhale süreci, evet, var. Ve bunun da işleme tesisi şartıyla ihale edildiği bir dönemdeyiz. Bu alüminyum da ciddi ithalata bağımlıyız. %70-80 civarında. Bunun azaltılması yönünde. Tabii bu da yine 3-4 senelik bir süreç alacak. Ama bunları yapmak zorundayız. Yine altın, altına da Türkiye, evet, üretim yapıyor. İhracatımız neredeyse yok. Çok %85 az. %85 bağımlı. Evet, dışarıya %85 bağımlıyız. Türkiye'de ürettiğimiz altın bize yeterli gelmiyor. Halbuki onlar da üretim artışına geçebilir, yapabilirler. Dolayısıyla bu tür madenlerde
bizim kendi ürünlerimiz var, yeraltı kaynaklarımız var ama bunları yeryüzüne çıkarmakta daha hızlı hareket etmeliyiz. Evet, peki şimdi sizin uzmanlık alanınız, esas iştigal alanınız doğal taşa gelelim biraz. Doğal taşta durumumuz fena değil. Yani çok satabiliyoruz ama işlenmiş olarak satabilme imkanlarımız henüz o kadar yüz güldürücü değil. Daha doğrusu yarı işlenmiş olarak satabiliyoruz. Amerika'ya işlenmiş olarak satabiliyoruz ama Çin'e işlenmiş satamıyoruz. Çünkü Çin işlenmiş olarak satmayı kendisi tercih ediyor. O sebeple de bizden işlenmiş mamul almıyor. Yani eğer doğal maden olarak verirsek onu alıyor. Hem o pazarı, Çin pazarını konuşmanızı istiyorum, hem de Amerika pazarında, işlenmiş pazarda durumumuz nasıl? Tabii doğal taşta Türkiye yine zengin bir ülke maden açısından baktığımızda. Amerika işlenmiş ürün satın alan bir ülkedir. Yani mermer, granit, bazalt, bunlardan bahsediyoruz. Bunlardan bahsediyoruz. Granitte daha az bir rezerve sahibiz ama doğal taş kategorisinde mermer ve traverten açısından Türkiye zengin bir ülke. Bu zenginliğinde de aslında karşılığını buluyor. Üretim anlamında sektörde çok firma çalışıyor. Ve biz Amerika'ya işlenmiş ürün satabiliyoruz. Çünkü blok ham madde almazlar, alamazlar. Orada böyle tesisler söz konusu değil. Çin de blok haricinde almıyor. Evet. İşlenmiş ürün oraya satamayız. Eğer biz oraya blok satışı yapmazsak eğer bizim rakip olan ülkelerimiz İtalya, İspanya, İran, Yunanistan gibi ülkeler oraya zaten halihazırda blok satıyorlar. Ve biz eğer o pazara blok satmazsak onlar bizim hemen yerimizi almak için sırada bekliyorlar. Neden satamıyoruz peki? Biz oraya işlenmiş ürünü satamayız çünkü Çin'de ciddi bir bu sektörde yapılanma var. Evet. Çok ciddi fabrikalar kurulmuş. Bir şehir hatta bir bölge tamamen doğal taş üretimiyle alakalı bir bölge. Fakat bizden tabii şöyle bir tereddüt hasıl oluyor, kamuoyunda yanlış bilgi. Bizden aldıkları ürünleri sanki bize geri satıyorlarmış gibi bir algı. Bu arada bir bize sattıkları da oluyor ama tamamını bize sattılar. Bizde olmayan taşlar olabiliyor. Evet. Ve granit Türkiye'de daha az olması dolayısıyla onları satabiliyorlar. Ama mermer ve traverten dediğimiz ürünleri Çin rakamlara baktığınızda %90'ını kendi ülkesinde kullanıyor. Dolayısıyla biz buraya ürün satmazsak bu ülke başka yerlerden bu ürünleri temin edecek. Hemen bir örnek verelim. Bilecik bölgesinde Sofita adında bahsettiğimiz taşları bundan 7-8 sene öncesi ne iç piyasada Türkiye'nin ne de yurt dışında işlenmiş veya blok olarak hiçbir pazarı yoktu. Evet. Sofita dediğimiz taşları beğenmiyordu kimse. Fakat son 5-6 senedir Çin bu taş üzerinde beğeni sağladı. Mimarları projelere soktu. Ve 5-6 senedir Çin bu taşı ithal ediyor blok olarak. Kendi ülkelerine bizden satın alıyor. Eğer Çin'e biz blok satmıyor olsaydık bununla ilgili hiçbir pazar bulamayacaktık. Tabii. Bu ürünler daha da yer altında yani yatıyor olacaktı. Çaresiz olarak yer almak zorunda kaldığımız bir pazar. Tabii ki bu pazar çok da büyük bir pazar. İşlenmiş ürün, biz ihracatımız neredeyse 2 milyar dolar. Bunun 1 milyar doları blok olarak satışını gerçekleştiriyoruz. 1 milyar dolarını da işlenmiş ürün olarak satıyoruz. İşte Amerika, Suudi Arabistan, Irak ve Avrupa ülkeleri işlenmiş ürün satışımız var. Hindistan, Çin, Vietnam gibi bölgelere de blok ihracatı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla biz hangi ülke hangi ürünü talep ediyorsa onun üzerine yöneliyoruz ve onlara ham madde sağlıyoruz veya işlenmiş uygulamaları yapabilecekleri vaziyette kendilerine ambalajlı üründe teslim ediyoruz. Türkiye bunu da yapabiliyor. Yani şu anda ocak üreten, ocakçı dediğimiz blok üreten her firmanın hemen hemen bir mermer fabrikası, işleme tesisi de var. Dolayısıyla işlenmiş ürün talebi dünyadan geldiğinde zaten firmalarımız bu işleri kesinlikle kaçırmadan onlara ürün temini sağlıyorlar. Dolayısıyla bizim hani işleme tesisimiz yok veya kapasitemiz yok gibi bir algı oluşmamalı. Biz ikisini de yapabilen bir sektörüz şu anda. Evet, güzel. Bir defa bu yanlış algıyı düzeltmiş olduk. O genel yaygın bir kanaat var. Böyle şehir efsanesi gibi yayılan. İşte biz Çin'e
satıyoruz. Çin de onu işleyip bize satıyor gibi böyle bir şey yok. Evet. Bazı ürünleri satıyor olabilirler. Evet. Nadiren bizim gönderdiğimiz ürünleri de satıyor olabilirler ama bu firmaların tamamen tercihleriyle ilgili. Tabii. Firmaların da orada biraz daha böyle milli bir duruş sergilemesi lazım. Yani biz de içeride hemen Bilecik'te burnumuzun dibinde varken neden gidip Çin'den alalım diye düşünmeleri lazım. Bunu kamu içinde söylüyorum. Mesela yeni havalimanının yapımında Türk mermeri kullanılacak mı kullanılmayacak mı tartışması epeyce bir döndü. Evet. Halbuki bunu tartışmasız biçimde kabul edilmesi lazım. Türk mermeri kullanılacak. Evet. Bitti bu kadar. Evet. Ama bu bile aylarca tartışıldı. Mesela sonuçta ne çıktı, ne kadar kullanıldı? Sonuçta granit kullanıldı, ya. İthal ürünler kullanıldı. Doğal taş yerli ürün, yerli granit veya biz buna doğal taş diyoruz. Çünkü mermer ve granit ikisinin aynı isim altında toplamak için doğal taş ve yerli doğal taş kullanılmadı. Ofislerinde belki kullanacak ama ana fuaye alanlarda doğal taş yerli kullanılmadı. Yani başka bir şey söylemeye gerek yok aslında. Türkiye'nin en büyük projesinde madenciler neredeyse ayaklandılar. Evet. Yerli taş kullanılsın diye. Buna evet. rağmen kullanılmadı. Evet. Şu anda da gelinen durum itibariyle de her şey meydanda. Ayağım en ortada yani. Hani kimsenin evet. kimseye söyleyecek lafı yok bu evet. anlamda. Bence madenciler üzerlerine düşeni yaptılar ama kamu ya da kamu otoritesi, kamu otoritesi adına iş yapan oradaki beşli konsorsiyum çok fazla bunları dikkate almadı. Bence almış olsalardı iyi olurdu. Çünkü büyük bir proje orada. Bunu da ayrıca dünyaya da lanse edebilirdik. İşte Türk mermeri kullandık derdik yapımızda. Evet, tanıdık. Şimdi Beyaz Saray'da var. İşte Amerika'daki pek çok ünlünün malikanesinde Türk mermeri kullanılıyor. Siz getirip Türkiye'nin nazar boncuğu bir projesinde Türk mermeri kullanmaktan imtina ediyoruz. Amerika'da JFK Havalimanı'nda, New York'ta var. Evet. Kullanılmış durumda. Dolayısıyla Türkiye'de de bunu kullanabilirdik. Yani bazı tabii şehir efsaneleri yine şöyle de söz konusu. İşte granit binlerce yıl gider. Dayanmıyor. Ama mermer işte yüz yıllar gider. Hiç alakası yok. Yani hangi yapıyı artık günümüzde milattan 30-40 önce 5. yılda Efes'e şey gidin. Yapmıyoruz evet. yani. Revize etmiyoruz, renove edip yenileme ihtiyacı duymuyoruz ki. 30-40 senede bir zaten bir yerlerin modasını, rengini tabii. değiştirmek için zaten tadilat gerçekleştiriyoruz. 50 yıl, 100 yıl yaşaması bir mermerin zaten uzun bir süre, 100 yıl yaşaması. Dediğiniz gibi yine Efes'te orada, burada bütün tarihi binalarda da. Yani hemen gidip görebilirler Efes'te, Milet'te işte 2500 yıldır yaşayan mermerler tabii var. Üstelik sütunlar halinde yaşayabiliyorlar. Evet. Peki şimdi arkadaşlarımız verdiler 13-16 Aralık'ta büyük bir fuar var. Onu da biraz konuşalım evet. istiyorum. Madencilik, tünel inşa ve makina ekipmanları, iş makineleri ekipmanları fuarı olacak. Bu alanda da bilmiyorum Türkiye ne durumda? Yani tünel inşa konusunda ilk TBM'i daha geçtiğimiz yıllarda yaptık. Yani tünel kazma makinası dediğimiz makinayı yeni yaptık ama ne zaman yaptık? 15 bin kilometre duble yol, 650 kilometre tünel yaptıktan sonra yaptık ki bu gecikmiş. İşte hep böyle. Sonradan gelen bir şey var, sonradan gelen bir akıl var bizde. O sonradan gelen akıl da çok fazla işe yaramıyor. Yani o zaman akıl olmaktan çıkıyor. Yani işte ne derler, teselli durumuna gelebiliyor. Şu anda geldiğimiz nokta nedir? Yani tamam yerli tünel makinelerini yapıyoruz ama yine dışa bağımlıyız, dışarıdan alıyoruz. Diğer iş makineleri sektöründe, yani hem galerilerde kullanılanlar hem de yol ve altyapıda evet. kullanılanlar konusunda. Evet, madencilik sektörü olarak ben tabii değerlendireyim. Tünel ayrı bir evet, şey. Yani ancak, orası ben içimi de evet, size. Evet, tabii. Evet. Ama yine de tabii ki yerli üretim çok az. Yok diyemeyiz, var. Yeni yeni makinelerini de geliştiriyorlar. Ama yine sonuçta dışarıya bağımlıyız iş makineleri anlamında. Yine bu Maden Türkiye fuarında yerli maden makineleri üretimindeki gelişmelerin anlatılacağı da bir konferansta yapılacak. Buraya yerli üretici makine üretici firmalar katılacak. Yeni gelişmelerini anlatacaklar. Yine madencilik ve sürdürülebilir kalkınma adı altında bir konferans da olacak. Buraya da yine kamudan ve özel sektörden katılım olup anlatılacak. Burada iş makinelerinin görülebileceği, yabancı firmaların, yerli firmaların olduğu bir fuar her sene yapılıyor. Dolayısıyla fuara gidip görmek 13-16 Aralık'ta madencilik ve tünel inşası açısından sektöre fayda sağlayacaktır. Tabii bu teknoloji yabancı da olsa bizim bu madenleri çıkarmak için bu makinelere ihtiyacımız var. Dolayısıyla yerlileri yapılana kadar, yerlilere geçene kadar biz bu ürünleri almak durumundayız, bu makineleri.
Dolayısıyla da yeni gelişmiş teknolojileri anlamak açısından fuarı gezip makinelerin neler yaptığını, yeni gelişmelerin neler olduğunu da takip etmeliyiz. Evet, yani fuar gezmenin çok önemli bir avantajı var. Dünya nereye doğru gidiyorsa evet, onu görme imkanı oluyor. Evet. Aksi halde bildiğiniz eski yöntemlerle, geleneksel yöntemlerle ya da babadan kalma yöntemlerle maden çıkarmayı sürdürürsünüz ki bu da hem karlılıktan hem verimlilikten uzak bir sürece doğru götürür sizi. Evet. Son birkaç dakikamız. Bu fuarda mesela yerlilik oranında sergilenebilecek makinalarımız var mı? Hangi sektörlerde ilerliyoruz? Hangi sektörlerde kendimizi dünya düzeyine çekmeye çalışıyoruz? Tabii iş makinelerinde baktığınızda yine eskavatör üreten makinelerimiz var. Daha küçük boyutta olan makine üreticilerimiz var, üretebilen. Yine delme, patlatma dediğimiz makineleri, delmeleri sağlayan roklar dediğimiz sondaj makineleri üreten firmalarımız var. Dolayısıyla yine yerli üretimimiz tabii ki var veya bunlara yenilerken parçalarını üreten, bantlarını üreten firmalarımız var. Bunları oralarda yine görebileceğiz. Ama yerlileşmek açısından baktığımızda tabii ki yine biz aslında henüz çok gerilerdeyiz. Çünkü ana büyük iş makinelerinin üretimi konusunda çok ileri değiliz şu anda. Dolayısıyla yabancı yer makinelerine de bağımlılığımız söz konusu. Evet. Son iki dakikamız. Bir de geri dönüşümle ilgili bir şeyler anlatmanızı istiyorum. Çünkü bu bağımlılığımızın önemli kaynaklarından bir tanesi. Özellikle demir cevherindeki bağımlılığın kaynağı geri dönüşümü çok iyi yapamadığımız için yeniden dışarıdan hurda ithal etmek zorunda kalıyoruz. Cevher ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bunu acaba hani tabii madencilerin üzerine düşen bir görev değil temel itibariyle. Bu bütün vatandaşların 80 milyonun üzerine düşen bir görev. Ne yapmalıyız ki biz geri dönüşümü çok hızlı hale getirebiliriz? Yani demirde, bakırda, kromda, çinkoda, nikelde. Tabii geri dönüşüm biz madenciler olarak hani ilk ham maddeyi üretip demir çelik üreten sektörlere ham madde sağlıyoruz, arz ediyoruz. Onlar da onları üretimlerinde kullanıyor. Tabii ki ihtiyaç yeterli olmadığı için hurda ithalatı da söz konusu ve onlar tekrar geri dönüştürülerek yapılıyor. Geri dönüşüm yapılırken geri dönüşümde çevreye çok dikkat etme gerekiyor. Madencilik anlamında bizler maden üretiminde çevreye mümkün olduğu kadar hassasiyet göstermeye çalışıyoruz ve onun üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ama hurda ithalatı yapılıp bunların tekrar geri dönüşüm yapılırken de çevreye etkilerinin de masaya yatırılıp hesaplanması gerekiyor ve onların da mümkün olduğu kadar çevreye zarar vermeden bu geri dönüşümleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Durum bu. Peki. Çok teşekkürler Aydın Bey. Konuğumuz İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer'di. Bugün Dünya Madenciler Günü'ydü. O vesileyle Türkiye'nin madenler konusundaki bağımlılığını konuştuk. Çözüm yollarını tartıştık ve burada sonlandırıyoruz. İki hafta sonra aynı saatte yine buradayız.